çocuklar, siz ne zaman geldiniz? Geldiğinizi hiç duymadım ben. Mesela çocuklar, ben şu an burada olmaktan çok mutluyum. Sizler de burada olmaktan mutlu musunuz? Evet. O zaman okulumuza, müdürümüze, öğretmenlerimize küçücük ellerinize koca bir alkış yapalım. Alkışlayalım, evet alkışlayalım çocuklar. Benim adımı baba Zürt'ü koymuş. Benim adıma bir türkü bestelermiş. O türküyü hep beraber dinlemek ister misiniz çocuklar? Evet. Kendini çok beğenmiş ve hava akmaya başlamış çiftlikte dolaşa dolaşa çocuklar. Evet, böyle dolaşırken bir bakmış yerde bir su birikintisi. Evet, suya doğru bir eğilmiş, bakmış boynundaki inci kolyeyi ayna gibi orada karşısında görmüş. Evet, yahu demiş, bu inci kolye bana ne kadar çok yakıştı. Ben demiş, çiftlikte bütün hayvanlara dolaşarak bu kolyeyi göstereyim, herkes beni kıskansın demiş. Ama çocuklar 5-10 dakika sonra aklına başka bir fikir gelmiş. İmir. Başka bir fikir gelmiş. Demiş ki, ben bu inci kolyeyi alayım, kasabaya götüreyim, kuyumcuya satayım, çiftçimiz gibi zengin olayım demiş çocuklar. Evet. Ve öyle yapmış. Ne yapmış biliyor musunuz? Çiftliğin kenarında biliyorsunuz çocuklar çitler vardır değil mi? Hayvanlar dışarıya kaçmasın diye her çiftliğin kenarında çitler yapılır. İşte bizim horozumuz demiş ki ben buradan kanatlarımı çırparım, buradan uçarım, çitlerin üstüne konarım demiş. Çocuklar, tavuklar ve horozlar kuşlar gibi uçabilirler mi? Hayır. Evet, kanatları olsa dahi uçamazlar. Evet. Evet, ne yapmış biliyor musunuz? Kanatlarını şöyle başlamış çırpma çocuklar. Çitin üstünden doğru çiftçinin yaşadığı evin damına konarım. Oradan da kasabanın yolunu tutarım demiş. Ve kanatlarını tekrar çırpmış çırpmış bu inci kolye ile kasabanın yolunu tutayım ben. Ve çiftçinin, Ali Baba'nın çiftçinin damından, evinin damından aşağıya atlamış, doğruca kasabanın yolunu tutmuş. Çocuklar yürümüş yürümüş yürümüş, oradan çiftlikten göründüğü kadar yakın değilmiş yol. Kasabaya yaklaştıkça hava kararmış. Hava karardıkça korkmaya başlamış çocuklar. Çocuklar siz gece karanlıkta sokağa çıkıyor musunuz? Hayır. Tabii ki çocuklar gece karanlıkta sokağa çıkmazlar. Ama annem çıkıyor. Büyükler çıkabilir ama anneniz yanınızdayken siz de çıkabilirsiniz yok. Çocuklar. Annem yanınızdayken evet. Evet çocuklar. Başlamış kasabanın yolunu tutmuş ve gece karanlık bir saatte doğru kasabadan içeriye girmiş. Girmiş kuyucunun kapısına vurmuş tak 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 tak. İçeriye girmiş.
Kuyumcu bir bakmış kapıda inci kolyeli bir horoz. Aman yarabbim demiş. Bu kolye bu horozda ne arıyor demiş. Ve kuyumcumuz hemen inci kolyeyi horozun boynundan almış. Kaşasına kaldırmış çocuklar. Ve ona bir avuç yem vermiş. Demiş ki sen horozsun. Al şu bir avuç yemi. Karnını doyur ve doğru çiftliğe dön. İnci senin, inci kolye senin neyine demiş. Evet, horozumuz ses çıkartamamış. Ve yavaş yavaş kasabanın yolunu tutmuş.